Ben yine sirkeciye gidiyorum. Merhaba, günaydın. Sabah sabah hastane yollarındayım. Kendimi pek hissetmiyorum. Adam muhtemelen ölçü olduğum için herhalde. İşte uyandığım gibi kalkıp giyindim ve otobüse binmek için evden çıktım. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Benim gibi hastaneye geldim. Saat daha 9.30 olmadı. İki seferdir normal randevu saatimin üstüne 3 saat daha fazla bekledim. Erken geldim kalabalık olmasın diye umaraktan. Sonra da geçen gün evin önüne gittim ya. Bir sorayım, param yoktu. Bitmişti yani. Fermuar alamadım. Artık kalın fermuarlara geçmem gerekiyor. Çünkü yemek çantasında küçük olanlar çok kullanışlı olmadı. Bir tane diktim ama. İşte böyle malzemeniz eksik olunca her şeyden geri kalıyor. Sadece şeyleri diktim mesela. Abstrakt desenler vardı. Onlardan biraz yaptım. Ha, o yüzden hastaneden çıktıktan sonra Eminönü'ne gideceğim tekrar bugün. Oradan sonra da zaten dokuma dersi var. Ve bu süreç içinde umarım iyi hissedebilirim ve kan vereceğim. Şöyle bir şey olmaz. Evet, saatimiz 11.05 var. Ben 9.30'da hastanedeydim. Bazen böyle şeyler oluyor çünkü. Ay, ne düşüyordum ben. Kan değerlerimizle gene devam ediyoruz yolumuza. İnşallah güzel sonuçlar olur. Bademli kurabiyemiz var. Bir adet pesto sos. Ama güzel oluyor, bayağı güzel oluyor burada. Yani bilemiyorum. Önce bence bunları önce yiyelim. Önce yiyelim, sonra üstüne aynen. Merhabalar. Bugün biz gardayız. İftara da böyle bir 20 dakika falan var. Ne varsa yiyeceğiz. Öyle bir şeyler yaptık Zeynepciğimle. Burası çok uğrak ya. Bayağı herkes gelip geçiyor yani. Bayağı. Evet. Evet. Ve burada açanlar da olacak herhalde. Nasıl gibi şey. Gidiyorlar. Buradan şey alınıyormuş, bir şey bileti. Burada bir şurası. Koşarak gideceğiz. Hazır mısın? 1, 2, 3. Tebrikler. Daha bitmedi. Bunlar da var. Bunlar ne? Boyum kadar. Bunlar boyum kadar. Merhaba, hoş geldiniz. Ben sap dikmekle meşgulüm. Uzun zamandır meşgulüm. Böyle şeyler falan diktim. Bunların sapını falan. Yani o kadar çok vaktimi aldı ki bu kadar süreceğini beklemiyordum. Yani o yüzden sap dikmek diye geçmeyin. İşten çıktığımdan beri böyle genel olarak bir baktığımda elimde bir şey yok gibi oluyor. Bir şey yapmamışım gibi oluyor. O yüzden her zamanda şeyim böyle, yetersiz gibi hissediyorum kendimi. Çünkü yani bitmemiş bir şey olunca insanın gerçekten morali bozuluyor. Ama geri dönüp bakınca gerçekten çok uzun bir süre. Şimdi kendimi motive etmeye çalışacağım. Şimdi bu nastarı var. Kendi kumaşları var. Boyaması var. Daha sonra bunların sert olması için telası var. Yani 3 parça kumaştan kesilmesi gerekiyor. Ve sapları da var aynı zamanda.
4 aşama çizim ve kesim aşaması oluyor. Hepsinin boyandıktan sonra etiketleri dikiliyor. Şimdi işte bu saplar bitti çok şükür artık. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı vardı bunun. Burada da baskısı eksik kalmış, onu yapmayı unutmuşum. Telefon çantaları için. Telefon çantalarına da bir güncelleme ekledim. Biraz konudan konuya atlıyor gibi oldum ama. Boyunu kısaltıp uzatabilirsiniz. Öyle bir parça ekledim. Ve bunu dikmek inanılmaz zordu bu arada. Bir tık sanırım ince kesmişim. Yani katlarken o kadar çok zorlandım ki hepsini tek tek mandallamak, onu dikmek gerçekten beni birazcık böyle bir çileden çıkarmadı değil. En son işte onun da şöyle İki tane kaldı bundan. Bunu da şöyle yapacağım. Şimdi bunlar bittiği için bunların mavilerin eksik olan baskılarını yapacağım. Bunlar kururken de bu uzunu dikeceğim. İnşallah. Bir yandan da sayacım da işliyor ne kadar çalıştığımı artık kendime göstermek için. Kendimi kötü hissetmek istemiyorum. Ben çabalıyorum. Yani gerçekten çabalıyorum. Bilmiyorum. Yani tamamen yapmıyor da değilim. Ama çok hızlı da değilim herhalde. Bir süredir bu şekilde hissediyorum. Ay olarak. Öyle. Ben gidiyorum şimdi boyayım onları. Sonra da bu saplar yine kalacak yani bugüne. Çünkü akşam yapmam gerekiyor. Yaprak tak çıkın astarları yok. Onları yapmam lazım. İzlemeye devam edin. Hoşça kalın. Günaydın. Yine yağmurlu bir sabah. Direkt uyanıp giyinip ve çıktım evden. O yüzden şu an yani neler olup bittiğini hatırlamıyorum. Staja gidiyorum bu arada. Staj işleri de yine karıştı. Bir şeyler oldu. Halledeceğiz bunları da. Ben en önce mezun olup artık bu işleri bırakmak istiyorum. İnşallah nasip olur diyeyim. Bayağı da bir şeyler çekmedim. Zaten hep dikişle meşgul olduğum için aynı şeyleri çekmedim yani. Dikişle devam ediyor gibiyim. Dilara'nın kaplan siparişini hazırlıyorum. Bu arada kaplanlara ikişer kat daha ekledim. Yani şöyle elimdekinden örnek vereyim. Bunun içinde birer tane keçesi var. Bu ilk numunelerden. Şu ankilerde ön yüzünde yani boyanın geldiği yüzde bir keçe bir elyaf. Arka tarafında da boyasız olan kısmında da iki kat elyaf var. Açtım diktikten sonra o kadar güzel oldu ki gösteririm alsam. Böyle yastık gibi oldu. Yani zaten bilgisayar kılıfı olduğu için benim onu zaten daha kuvvetlendirme fikrim vardı. Bayağıdır elim kaplana gitmediği için kalmıştı. O yüzden iyi oldu. Aşırı korunaklı oldu gerçekten yani gönül rahatlığıyla. Ben koyardım. MacBook'u koyardım yani. Akşam da Güzel İşler Fabrikası'nın iftarına davetliyiz inşallah. 1, 2, 3, 0 olamaz hocam. Ardışık tam sayı kuvvetlerini değerine eşittir. Niye olamaz? Hava o kadar kötü ve ıslandım ya. Çok ıslandım ben. Hiç şey değil ki. Neyse biraz karanlık olsun. Stajdan çıktıktan sonra bugün biraz erken çıktım. Eski okuluma geleyim dedim. Biraz derse falan girdim. Çok duygulandım. Anılarım canlandı falan. Hocaları gördüm, çok iyi oldu. Sohbet ettik biraz. Eski şeyleri hatırladık. Daha ilkokulda bizim İngilizce öğretmenimiz vardı. Onunla birlikte şeye gitmişiz. Yukarı Bak filmine. Kültür merkezi gibi bir yere. Sonra onu hatırladı hoca dedim. Evet hatırlıyorum hocam dedim. Öyle. Şimdi eve dönüyorum. Çok yağmur yağdı bayağı. Şemsiyem de yoktu. Güzel. Dualarla dua kubbesi yanı bir Veysel gönderildi. Oradan Veysel. Veys aslında o. Biz Veysel diyelim. Bir daha buluştuğumuz var ama zaman sonra buluştuk. Ben size tıkı yapayım. Tamam. Çünkü. Evet, umarım kulaklığımdan ses geliyordur diye düşünmek istiyorum. Yine ışığımız, güneşimiz yok gökyüzünde. İçimiz biraz buruk. Ben yine nereye gidiyorum? Ben yine sirkeciye gidiyorum. Yani gerçekten ikinci evim falan olabilir yani. Dün de oradaydık zaten. Bugün de gidiyorum. Cuma da gideceğim. Güzel bir sıklık. İnşallah sesim geliyordur ya.
Bugün niçin gidiyorum peki? Onu söylemedim galiba. Dikiş kursuna başlıyorum. Kıyafet dikeceğim. Tüm her şey bitti. Kıyafetim kalmıştı çünkü. Dikmediğim. Çok istiyordum gerçekten kıyafet dikmeyi bu arada. Bugün planlama yapacakmışız. Neler dikeceğiz, hangi kumaşlarda. Bu arada burnum çok akıyor bir saniye. Sizde de şey oluyor mu ya? Uzağı görmeyen arkadaşlar. Gözleriniz böyle dolunca, ıslanınca uzağı net görüyor musunuz? Çok saçma. İşte bu yüzden gözlük kullanmıyorum falan diyormuşum. Umarım arttığını hissediyorum yani kesin arttı. En son zaten 2,5'tu sol gözüm. Telefonları kullana. Bugün çok güzel. Kalktım. Ders zaten 12'de başlıyor. Baktım otobüsler bana uymuyor. Dedim metroya yürüyeceksin. Taktım kulaklığımı. Sallana sallana yürüyorum. Şimdi otobüsün geleceği saatte ben Üsküdar'da olacağım. Harika değil mi? Öyle. Akşam şeyler bitti artık galiba. Şansıma da bugün kimse yoktu buradan. Birisi geliyor arkadan. Olsun önemli değil. Alıştık. Evet. Şöyle geleyim de güzel ışığım olsun. Fotoğraf çekim yaptım. Özlemişim ya. Çünkü Kuja'nın hatta Kuja olmadan önceki isimdeki zamanda fotoğrafları odamda çekiyordum. Hala da öyle çekiyorum aslında. Hatta bu askılıkta çanta fotoğraflarını çekmek için asılmıştı buraya. Ama ne hikmet ki buraya güneş ışığı uğramıyor. Bu arkada kaldığı için şu duvardan dolayı. Fotoğraflar güzel oldu bence. Kamerayı da kullandım. Birkaç video falan çektim. Şarjı bitti. O biraz kendine geldikten sonra editlerim diye düşünüyorum. Zaten akşam Shopee'ye eklemiş olacağım. Ve yani artık bu haftadan sonra zaten hani Ramazan'ın son haftasına giriyoruz. Benim de sınavlarım tam bayram. Pazar günü bitiyor. Pazartesi sınavlarım başlıyor. Muhtemelen bayrama girmeden önce de benim mezuniyet projemin bir kısmını teslim etmem lazım. Ama hiç başlamadım. Daha sonra zaten Nisan'ı bitiriyoruz ve Mayıs'a geçiyoruz. Ve Mayıs'ta benim artık böyle gerçekten canımı dişimi takıp çılgınlar gibi üretim yapmam gerekiyor. Kendime artık bunu hani sürekli takvime bakıyorum ve diyorum ki hani çok geride kaldın. Günlerin gidiyor, kendine gel diye. O yüzden Mayıs inşallah gerçekten güzel geçer üretim manasında. Bazı pazarlara da bakıyorum. Yani umarım güzel bir yer bulabilirim içmesinden. Aynı zamanda belki kadın emeği pazarı duyurusu yapılabilir. Orası olsa çok güzel olur aslında. Mayıs'tan sonra da zaten tamamen artık yaza girmiş oluyoruz. Artık benim de tamamen okulum bittiği zamana denk gelmesi gerekiyor inşallah yani. Ondan sonra da yazla birlikte yeni ürünlerle devam ederiz muhtemelen. Ben gideyim de fotoğrafları editleyeyim. Odamı toplayayım çünkü odamı gerçekten dağıttım. Telefon saplarını dikmem gerekiyor. Öğrendim. Şu parçaya takmak birazcık böyle gözümde büyümüştü ama çok da zor değilmiş. Bu arada onu ben diktiğim videoda eklememiştim. Bahsedeyim hemen kısaca şöyle. Aklıma gelmişken. Şöyle. Kim? Bu aslında tek boy olacaktı. Sonra ben kulaşı olması açısından dedim ki hani bu tek boy olmaz. Herkese olmayabilir yani sonuç olarak. Ben de işte Eminönü'nde bu parçayı almıştım. Tüm çantaların boyunu ayarlayabilirsiniz. En uzun yanlış ölçmediysem 125 santimetreye kadar uzayabiliyor sapı. O yüzden hiçbir şüpheniz olmasın. Böyle alabilirsiniz. Biz gidiyoruz. Çıkalım.